Fatih Sultan Mehmet tabi İstanbul'un içine girince arkadaşlarım halk Ayasofya Kilisesi'ne sığınmış orada bekliyordu. Ya ne demek istiyorum? Çünkü Bizans İmparatoru demişti ki onlara eğer şehrimizi savunmazsanız barbar Türkler gelir sizin hepinizi yok eder benden söylemesi diyerek halka başka seçenek bırakmamıştır savaşmaktan başka. Ama fetih gerçekleşince Fatih Sultan Mehmet şehre girdi. Aslında bir gelenek olan 3 gün yağma geleneği vardır değerli arkadaşlar. 3 gün boyunca askere yağma geleneği vardır. Hatta askeri gaza getirmek için fetih zamanında 3 gün boyunca yağma izni verdi Fatih. Ama İstanbul'u çünkü o bir ilim ve kültür merkezi olduğu için onu da daha devamlı olarak geliştirmek istiyordu. Yani İstanbul'daki yapılara çok fazla zarar verilmesini istemiyordu. Fatih Sultan Mehmet bunun için ne yaptı değerli arkadaşlar? 3 gün yağmaya bile izin vermedi. 2. günde kestirdi. Niye? Çünkü oradaki yapılar, lan başkent yapacak adamın kafasına bura ne kadar yağmalanırsa o kadar kötü. Sonuçta bir daha biz yapacağız. Fatih Ayasofya Kilisesi'ne sığınmış din adamları ve halkın yanına gitti. Din adamları ve halk değerli arkadaşlarım oturdu. Fatih Sultan Mehmet'in önünde diz çöktü. Özellikle rahipler. Yani canımızı bağışlayın diye. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet ayağa kalk dedi. Bir din adamına bir başkasının altına ya bir başkasının karşısına el öpmek, eteğe düşmek veya diz çökmek yakışmaz dedi ve adamları ayağa kaldırdı. Dedi kardeşim bir, sizin hiçbir malınıza, canınıza zarar gelmeyecek. Şehirden gitmek isteyenler gidebilir. Gitmek istemeyenler burada ticaretine dün nasıl devam ediyorsa aynen devam edebilir. Dini açıdan özgürsünüz. Biliyoruz ki Katolik kiliseniz hepinizi zorla Katolik yaptılar. Ben Ortodoks kilisesini tekrar açtıracağım dedi. Rumlar için ayrı, Ermeniler için ayrı iki tane kiliseyi İstanbul'un fethinin hemen sonrası açtırdı.